Herkese merhaba arkadaşlar. Aylar sonra yeni bir Magic Rampage bölümü ile karşınızdayım. Ben Ata. Aylar sonra Magic Rampage'e tekrardan kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Aylardır seviye 40'ların gelmesini bekliyordum. Birkaç Magic Rampage sever arkadaş yeni güncellemenin geldiğini söylediler. Ben de bir göz atayım dedim ve gerçekten de gelmiş. Magic Rampage severlere buradan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin sayenizde şu anda bu videoyu çekiyorum. Daha fazla Magic Rampage videolarının gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı, kanalımıza daha hala abone değilseniz ve aramıza katılmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki hem kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsunuz hem de başka oyun serilerimizden ve çeklerimizden haberdar olabilirsiniz. Evet, uzun zamandan sonra tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada oyunun müziğini sesini kapattım çünkü oyunun sesi benim sesimi bastırıyor fazlasıyla. Bu da videoyu ciddi anlamda etkiliyor. O yüzden şöyle bir karar aldım arkadaşlar. Bu seviyeyi bitirdikten sonra ayrıyetten bir tane daha video çekeceğim. Onda sadece oyunun sesi vesaire olacak. Giriş yapacağım. Ondan sonra sadece oynanış olacak. Konuşmayacağım. Böyle ayrı bir video yapayım dedim. Haberiniz olsun. Ekipmanlarımı göstermek istiyorum sizlere. Bu videomuzda Hayalet Bekçisi'nin yeleği artı Lanetli Doğrayıcı'nın kombosunu gerçekleştireceğim. İkisi de karanlık element olduğu için ciddi anlamda hem zırh hem de hasar desteği sağlıyor. Burada düşmanları çok daha rahat konuşamadım. Çok daha rahat alt edebilmemi sağlayacak. Ondan dolayı böyle kullanıyorum. Normalde en güçlü silah şu anda kalem taş asamı. Ben büyücü sevmiyorum o kadar. Ondan dolayı böyle oynayacağım. Haberiniz olsun sevgili arkadaşlar. Evet, yavaştan başlayalım artık değil mi? Yavaştan başlayalım. Evet, uzun zaman oldu. Fazlasıyla heyecanlıyım. Heyecandan konuşmakta da zorlanıyorum. Bakın başımıza neler gelecek. Evet, başladık. Evet. Ben bir etrafa bakayım. Tat odası bu tarafta olmalı. Hadi acele edelim. Ay haritası çalacağız ve kaptana teslim edeceğiz. Tamam, pekala. Kaptan üstte bizi bekliyor. Geçen bölümde de bu tarz planlar yapmıştık hani. Ay haritası çalacağız. İşte kralın odasına gelip falan. Ama hani kral bizi takip ediyordu bu arada geçen bölümün sonunda. Hatırlıyorum, unutmadım, takip ediyordu bize. Umarım bir sıkıntı yaşamayız. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Bakalım. Allah'tan zırhım iyi de yükseğe de zıplayabiliyorum. Güzel. Burada hiçbir şey yok. O yüzden devam ediyorum. Baktım hiçbir şey yok yani. Koşturmaya devam. Koşturmaya devam. Koşturmaya devam. Bunlar başımızı yıkılmayacak. Peki. Aa, örümcek. Oğlum örümceğe saldıramıyoruz lan bu arada. Aa, bu ne? Bu kim? Tabii ki. Ben de sana kalenin boş olduğunu nereden bildiğimizi söyleyecektim. Ha, anlaşıldı. Yani bu benim oğlumun örümceği. Merhaba, ilk defa düşman olmayan bir yaratık. Rahipler, bilirsin ya. Hı-hı, evet. Hadi devam edelim. Ya senin davranışların, konuşma tarzın bana çok şüpheci geliyor ama neyse, hayırlısı. İki tane kapı var, biri kapalı. Hadi bakalım. Aha, ayartasının bulunduğu sandık. Hadi bakalım. Burası çok sessiz. Hadi bu işi bitirelim. Tamam, peki. Aç abi. Alayım ben onu o zaman. Alayım ben onu. Alayım onu. Lan niye alamıyorum? Niye? Aa evet, haklısın. Neredeyse unutuyordum. Ne oldu? Ay haritası bu şekilde dokunamazsın. Ne olacak şimdi? İzin ver ben taşıyayım. Hayır oğlum, ben taşıyacağım ya. Allah Allah. Hadi üstümüze geri dönelim. Oğlum ben taşıyacaktım onu. Ben sana güvenmiyorum ha. Aha kral geldi. Aha da kral geldi. Haydi bakalım. Bize biraz zaman kazandır. Beni takip etmesine izin verme. He canım. Oldu canım başka? Abi? Peki dövüşelim o zaman. Vuruyorum ama hiçbir şey olmuyor abi. Biz vuruyoruz ya. Oğlum niye hiçbir şey olmuyor lan? Aha da örümcek patladı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet, kaldık kralla baş başa. Hadi bakalım. Beni eğlendiriyorsun. Ne kadar komik. Ait olduğun yere geri dön. Hayır. 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 Ya abi Allah aşkına yine mi ya? Bu sefer ne yapacaksın kral ya? Of ya. Başımıza gelmeye kalmadı ya. İyi tamam, giriyorum ya. Ne kadar dirensen de boşa girecek çünkü ondan dolayı. Hadi bakalım, gazamız mübarek olsun. Kral iyice ne güçlendi tabi. Şimdi ne olacak peki? Şimdi ne olacak? Kralın içindeyiz. Komutan da var.
Bizim komutan da malum kralın şeyinde. Aynı süreçte. Evet, günümüzdeyiz hala. Aa, komutanın yeni şeyi. Yeni hali. Gelecekteki hal yani. Bu adamı hatırlıyorum bir yerden ama tam emin olamadım şu anda. Öyleyse diyorsun ki kralınız yozlaşmış bir kopyası başka bir zamanda beni öldürdüğünü. Evet, hatırlarım, tamam. Kral bunu öldürmüştü hani. Şeyde, 40. seviyede. Ve zamanla ve diğer boyutlar arası hareket ettiğini söylüyorsun. Evet, aynen öyle aga. Aynen öyle. Sen ölmüştün yani. Eğer daha önce neler yapabileceğinizi görmeseydim, tamamen aklınızı kaçırdığınızı düşünürdüm. Yani. Geçmişte de aynen öyle düşünmüştüm zaten. Aslında çoğu gizemli büyücünün inandığı gibi farklı bir boyut değil. Bambaşka bir şeyler dönüyor yani. Bu başka bir göksel cisim. Ayımız. Senin evin. Tabii ki. Bana atalarımızın anlattığı bir efsaneyi hatırlatıyor. Anlat bakalım aga. Madem konusunu açtın. Gökten gelen bir ziyaretçi hakkında. Hadi bakalım. Oynayacak mıyız yoksa anlatacak mısın? Keşke oynayabilsek. Neyse, anlatacakmış. Hadi bakalım. Nesiller önce halkımıza gelen bir hayaletle ilgiliydi. Bu arada yazının biraz yavaş akması benim sinirimi bozdu ama şimdiden. Neyse. Umriye hayaleti. Umriye hayaletiymiş bu. Ay'dan bir ziyaretçiymiş. Hayalet Ay'dan geliyormuş. Peki. Evet, daha sonra. Hayaletin bir yüzü yoktu. Ya da vücudu. Atalarımız onun yeteneklerine hayran kaldılar. Havadan yaratılan spiral patlamaları kullanarak anında hareket edebiliyordu. Peki. Güzel yetenek, güzel özellik. Etkileyici. Güzelmiş. Daha sonra ne oldu? Bir keresinde uçan bir makine inşa etmek için yardımlarını istedi. Onu bulutlara götürebilecek bir makine. Bir keresinde uçan bir makine inşa etmek için yardımlarını istedi. Ya çok yavaştı ya, sinirimi bozdu. Neyse, tamam, sinirlenmeyeceğim. Hayalet nihayet uçan makinesiyle döndüğünde onlara kutsal bir eser hediye etti. Teşekkür hediyesi olarak galiba, bir armağan olarak. Ay haritasını hediye etti yani. Bekle bir dakika. Yüzü olmayan bir hayalete onlara bir eser verdiğini mi söylüyordun? Evet, aynen öyle dedi. Hayalet, yüzü olmayan biri. Bana bir yerden bir tanıdık geliyor ama. Neyse. Peki onunla ne yaptıklarını biliyor musun? Bilmiyorum. Belki de sadece bir efsanedir. Belki de değildir ki ben efsane olduğunu düşünmüyorum. Efsane sonrasında neden bahsediyor? Yani ne anlatıyor? Hayalet sonrasında insanlardan kimsenin bulamayacağı bir yere saklamalarını istedi. Peki. Anlatılanlara göre eser koca çölün kalbine görüldüğüne inanılıyor. Götürüldüğüne inanılıyor. Sonra? Gerçekten orada mı? Hiç kimse o çölün derinliklerinden geri dönemedi. O zaman ne yapıyoruz? O çöle gidiyoruz. Hadi bakalım. Efsane gerçek mi yalan mı hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Eğer böyle bir şey dendiyse oraya gidilecek abi. O çölün derinliklerine gidilecek ve o hayaletin insanlara temin ettiği efsaneye getireceğiz. Beni burada bekle. Yakında geri döneceğim. Hadi bakalım. Komutan olarak oynayacağız. İşte bu. Hadi bakalım. Başımıza neler gelecek? Başımıza neler gelecek? Evet. 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 Bakalım neler olacak. Bölüm 5 Zindan 4. Yeni özel gücümüz de buraları patlatabiliyormuşuz bu arada. Gizli alan bulundu. Evet, fark ettim. Yani belliydi zaten arkadaşlar. Belliydi yani. Aha. Arkadaşlardan biri. Ne oldu abi? Dostum, kötü haber. Ne oldu lan yine? Kral ekibimizi pusuya düşürdü. Ha. Yani ben biliyorum da komutan bilmiyor. Doğru. Şimdi bizi bulmaya çalışacak. Tüm ay haritalarıyla birlikte buradan uzaklaşman gerekiyor. O iş bende. O iş bende. Bir planımız var zaten. Bir de çabuk diyor. Haklı tabii. O halde acele etmem gerek. Evet, acele etmem gerekiyor. Diyecek başka bir şeyin var mı? Gidiyorum bak. Çıkış bu tarafta. Bir dakika lan. Bir dakika lan. Bir şey diyecekti galiba. Oğlum, bir şey diyecekti lan o bana galiba.
Hayda. Çıkış bu tarafta dedi, ben gittim. Oğlum bir şey diyecekti o bana ekstra bence. Neyse devam ediyorum ya yoluma. Neyse yapacak bir şey yok, yoluma devam edeceğim. Süper yeteneğini 1,5 saniye süresince kullanabilmek için saniye saldırıya basıp gideceğiz arkadaşlar. Oyun yanlış çevirmiş. O yüzden mutluyum. Aha da ilk elmasını buldum. Aha da gizli alan buldum. Güzel. Orada bir şey daha var galiba. O yüzden bir yukarı çıkacağım tekrardan. Evet, ilaç var. 2 tane ilaç var. Tamam, hızlı bir şekilde ilerleme devam. Oha, burada şarj edilebiliyor. Bu enerji havuzuna dokunmak süper yeteneğimi anında şarj ediyor. Güzel yetenek. Yani daha doğrusu güzel yetenek. Sevdim. Çok sevdim. Oyun yeni mekaniklere ev sahipliği yapıyor. Beraber. Çok sevdim bunu. Ben bir geliyorum, şunu tekrardan alayım. Tamam. Tekrardan özel yeteneğimizi şarj ettik. Çok güzel abi. Çok güzel özellik. Sevdim. Çok sevdim ben de. Bu ne abi? Ne yapacağım ben şimdi? Soru işareti. Yanında gök gürültüsü dalgasını kullanarak bu bariyeri kısa süreliğine devre dışı bırakabilirim. Oha! Yetenekler arasında geçiş yapabiliyoruz. Ne? Ciddi misin sen? Bunu normalde yapamıyoruz. Oha, bu seviyeyi özel olarak komutanı oynadığımız için galiba. Hemen şunu bir alayım. Şunu bir alayım. Kırıl lan artık. Ha? Buna vurabiliriz burada. Ne diyor burada? Belki de mantarları şaşırtabilmek için onları görüş açısından çıkana kadar beklemeliyim. Okey okey, anladım. Tamam, hani dikkatlerini dağıtacağız kısacası. Yani kaçacağız yani bunlardan. Kolay kolay öldüremeyeceğiz ya. Yalnız komutan zırhın ne kadar kötü ya. Bakmak istiyorum şuna ya. Neymiş abi? %3 zıplama gücü. Hebele hübele. Ateş baltası. Bizim bu sürgün yol daha iyi tabii ki. Bir de yanımızda ne var? Tamam, yapabileceğimiz ekstra bir şey yok. Tamamdır. Şöyle aşağı iniyoruz. Tamam, özel gücümüz tekrardan şarj oldu. Şöyle şunu kullanarak kapıyı tekrardan açacağız abi. Güzelmiş abi. Yetenekler arasında geçiş yapabiliyor ama tatlı. Tatlı bir özellik. Sevdim. Bu neymiş? Oha. Oha, çok iyi. Yani nereye gösteriyorsa bu o tarafa doğru şey yapıyor. Yani o tarafa gidiyor. Oha, çok iyi. Tekrar aşağı ettik abi. Tamam, güzel. Şöyle yapıyorum. Bir burada sarı katman var. Şöyle kapatalım burada. Bir de şöyle yapalım. Tekrardan. Şöyle yapacağız. Tamam, şimdi gidiyoruz galiba. Aynen. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Kapıyı tekrar açmak gerekiyor. Şöyle. Hop. Güzel, kapıyı açtık. Şimdi aşağıya gidiyoruz. Hadi bakalım. Böyle aşağıya doğru bir atalım. Ha, tamam. Peki. Bir saniye. Şöyle yapacağım o zaman. Böyle zamanı yavaşlatmış olacağız da. Şöyle aşağıya doğru. Hop. Tamamdır. Açmış olduk burayı da. Hop, burayı da açtık. Buradan böyle. Çok güzel. Burayı da geçmiş olduk. Güzel abi. Çok güzel. Buranın devamında ne var? Burayı da seçeceğiz abi. Bize altın anahtar gerekiyor burayı açabilmemiz için. İkinci elması almak istiyorum çünkü. Neyse, bir şekilde alırsak geri döneriz arkadaşlar. Kırmızı anahtarı aldım abi. Yukarı çıktım. Buradan da burayı açtım. Zaten burayı kullandık. O yüzden buradan devam edeceğiz. Tamam. Güzel. Özel gücümüz bitti. Selam mantar. Selam mantar. Peki bunu nasıl döveceğiz? Aa, arkadan vuracağız. Oha, iyi. Tamam, öğrenci. Burada bazıları fırlatalım. Tabi saklanabiliyor. Saklanabilmesi problem birazcık ama. Şöyle sürekli fırlatmamız gerekiyor burada. Oğlum kaçıp kaçıp durma lan. Saklanıp saklanıp durma. Allah Allah, saklanıyor sürekli ya. Abi bunu nasıl öldüreceğiz peki? Böyle saklanıp durursa. Hani arkasından gelmesi gerekiyor şeyleri biliyorum. Ondan dolayı. Yani saklanıyor ama bu. Oğlum saklanıyor bu. Sinirim bozuldu. Evet, aralarda biraz daha zaman yaptıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sonunda yaratığı alt edebildim. Mantarı daha doğrusu. Çok sinir bozucu ya. İğrenç ya. Burayı nasıl şey yapacağız? Soru işareti. Bıçakı şarj patlamamla vurmak aşağıdaki parlayan kelebarı vurmama izin verebilir. Yani şöyle mi diyorsun? Şöyle. Böyle yukarı işaret edeceğim. Buradan aşağıya da
şey yapayım o zaman. Bir saniye. Şöyle yapayım. Çok güzel abi. Yukarıyı da açtım yanlışlıkla bu arada. Yanlışlıkla yukarıyı da açtım. Bir dakika, bir yukarı çıkmak istiyorum. Yukarıda ne var? Gizli alan. Güzel. 20.000'de 6 kazandık. Tabii param bol. Param bol. Para ihtiyacım yok da olsun. Gizli alan buldum. Tatlı. Süper güçlerimizi tekrardan şarj ettik. Ben bir ilaç basayım. Bastığım anda 3 canı iyileşiyorum zaten. Bu bizim için bayağı tatlı bir olay. Tamam, bir de boss. Böyle özel gücümüzü kapatacağım o zaman. Vur abi. Vur 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 vur. Vur. Böyle özel gücümüzü özel güçle vurunca bayağı vuruyor arkadaşlar. Özel güç kullanarak bunu ödemeniz daha mantıklı oldu. Yok, bir şey yok böyle. Yani daireleri emiyor, ölmüyor yani, anladım, tamam. Tamam, bu da öldü. Birbirine anahtar gelecek. Peki buna ne diyor? Soru işareti hala duruyor mu? Yok, durmuyor. Anladık herhalde nasıl öldüreceğimiz, o yüzden gerek yok. Tamamdır. Burada bir anahtar gerekecek buraya çevirmek için. Tamam. Tekrar şarj ettik. Arayınca soğumaya başladı. Bu şekilde yaklaşıyor. Olmadı. Tamam. Pekala. Gitmek istediğimiz yere yaklaşıyoruz belli ki. Burada sanırım bu küpü kullanarak bu şekilde. Tamamdır, evet. Yukarı oku gösteriyordu çünkü oradan anladım. Güzel abi. Gizli alan daha mı bulduk? Aynen, bir gizli alan daha bulduk abi. Güzel. Çok güzel abi. Buradan aşağı iniyoruz. Şöyle şurayı kırmam gerekiyor. Şöyle. Tamam, güzel. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şeyi. Bir saniye abi. Buna ne abi? Bir de buraya bakmak istiyorum da. Tamam. Buradan şöyle yapacağız abi. Böyle yaparak öldüreceğiz abi. Tamam. Tamam, bir şey olmayabilir zaten. Duvar olduğu için. Duvardan atışları geçmiyor. Tamam, öldürdük. Güzel. Güzel. Bunu aradan çıkardık. Gayet tatlı. Güzel abi. Tamam, şimdi şu boss halletmek gerekiyor. Özel gücümüzü kullanmak için daha fazla kullanalım. Güzel abi, güzel. Durmayın, devam, durmayın, devam. Of ya, bol şey geliyor ya. Böyle doğal oluyor enerjimiz. Ondan dolayı da ben sıkıntı yaşıyorum. Böyle vuralım abi. Böyle yapacağız anlaşılan. Buradan arkasına sürekli. Aynen, tam da tam geliyor. Devam, 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 devam. Yapıştır abi, yapıştır, yapıştır. Buradan daha iyi oluyoruz. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Buradan anahtarı da aldık. Buradan böyle devam galiba. Ben bir geri döneceğim ama. Ne var diye. Tamam. Aha, anahtar geldi. Bu düğme ne işe yarıyor bilmiyorum ama tamam, buranın kapısıymış. Anahtar kazandık az önce. O yüzden yukarı gelip yukarıya geri dönüp sandığı açacağım arkadaşlar. Şuradaki sandığı açacağım. Bakalım ne çıkacak içinden. Yani boşu boşuna dönmüş olmamız herhalde geri. Ha, pelerin geldi. Herhalde bir şekilde ihtiyacımız olur. O yüzden şey yapacağım. Ben şurada bir yeleği giyeyim. Belki bir işime yarar. Belki yanlışlıkla altın anahtar falan gelir. Öyle bir şey yok galiba. Aynen, yokmuş, tamam. Bu bizim daha hızlı hareket etmemizi sağlıyorsa ben bunu kullanacağım abi. Bir saniye, bir kıyaslama yapmam gerekiyor. Yok, hız eşit, tamam. Ben şimdi bunu kullanacağım abi. Değiştirmeyeceğim hemen. Çünkü zıplamaya ihtiyacımız olacak belli ki. Burası buz gibi. Kesinlikle donmuş şekildekten kaynaklanıyor. Evet, 9. oda başarısını açtık şu anda itibaren. Tamam, hayırlı olsun. Oha, çok vurdu. Oha oha, 2 yedim. Tamam, şimdi zırhı değiştirebiliriz abi. Tamam. Zaten çok paramız olduğu için problem yok. Şöyle hemen zırhımızı tekrardan giyelim. Kötü fikirdi abi, kötü fikirdi. Bura ne abi? Düşmanı mı tutuyor, ne yapıyor? Kırarsan. Aa, düşman geldi. Merhaba düşman. Merhaba düşman. Ölecek misin? Öldü. Teşekkürler. Peki ben burayı nasıl şey yapacağım abi? Galiba burada pelerine ihtiyacım olacak. Bir saniye. Şöyle bir zıplayayım bakayım. Yok.
abi ne yapacağım ben burada? Anlamadım. Bir saniye. Tekrardan tozunu giyeceğim. Böyle bir vuralım. Oğlum bu ne işe yarıyor? Anlamadım. Hani vuruyor mu? Bir şey yaramıyor şu anda. Anladığım kadarıyla. Abi? Bu ne abi? Anlamadım. Vallahi bir şey anlamadım şu anda ben. Tamamdır. Birkaç düşman öldürdükten sonra kapıyı açabiliyormuşuz. Tamamdır. Tamam. Şimdi oldu. Anlamadım ben. Hiçbir şey anlamadım hem de. Dedim ne oluyor? Bu döngüye mi girdik? Çözemedim bir türlü. Yeniden şarj oldu. Özel yeteneğimiz. Güzel. Buralarda ne var? Olmuştur. Tamam. Dur açalım o zaman. Buradan düşünce bir şey oluyor mu? Oluyormuş. Buradan tekrardan özel gücümü bir şarj edeyim o zaman. Şöyle hemen geçelim. Şunu bir atayım. Bakalım ne olacak. Burada da altın anahtar istiyor bu arada. Tamam indik aşağıya. Burada ne var abi? Bir boss falan mı çıkacak karşımıza? Düğmeye bastım. Aha da bir boss. Biraz özel yeteneğim boşa gitmiştim bu oldu ama. Neyse çok da problem değil. Ben şöyle bir özel gücümü kullanayım. Özel yeteneğimi daha doğrusu. Oğlum ölmüyor lan bu. Oğlum ölmüyor. Zırhımız da berbat olduğu için sıkıntı çekiyoruz. Onu öldürmem gerekiyor belli ki. Tamam öldürdük, problem yok. İlacım var. Bastım. Kafana vuracağım oğlum. Kafana. Öl artık. Ölmüyor lan hala. Ha? Nihayet ya. Oha. Büyü geldi. Lan oğlum bu ne? Tamam sana süper yedim. Oğlum bu ne lan? Öleceğim mi? Galiba öleceğim. Yani öleceğine inanıyorum. Yani inşallah. Yani özel bir şey yok. Vallahi geberdi. Ve ne kadar sinir bozucuymuş bu düşmanlar ya. Benim düşmanları sevmedim abi. Kanserler. Ama çeşitlik konusunda güzeller. Yani o konuda haklarını yemeyeyim. Tamam. Yukarıya açtık şu anda. Tamam buradan özel yeteneğimizi şarj ettik. Buradan gittik zaten. Aşağıya ineceğiz. Geride de bir şeyler vardı. Geride ne var abi? Geride de kapı falan bir şeyler var çünkü. Yukarı çıkayım ben. Burayı nasıl açacağım abi? Burada altın anahtar ihtiyacım olacak belli. Ben herhalde bir şekilde geri döneceğim. Şeyin yanına geri döneceğim. Adamın yanına geri döneceğim bence. Neyse bakalım. Devam edelim. Altıya attığım bir şey olmadı. Bir daha atıyorum. Şu anda bir şey olmadı. Başlıkta normal özel yeteneğimi kullandım. Süper yeteneğimi değil. Hadi. Tamam açtık. Tamam. Buradan geçemiyorum. Çok kötü düştüm. Çok kötü düştüm. Oha lan şeyim değişti. Zırhım değişti lan bir an. İyiymiş. Zırhım değişti bir an. Önce karşıya geçelim. Biraz hararetli oldu ama. Biraz kötüleşirdik ama. Aha da kalp burası galiba. Aha. Geldik. Hadi bakalım. Ne oluyor? Bir şey mi kaçırıyorum? Ne gibi? Elbette. İşte orada. İngilizceye döndü oyun. Niye? Niye İngilizceye döndü? Ne oluyor abi? Aha. Aha boss. Aha da boss. Aha golem. Ne oluyor lan? Oha bir vuruyoruz. Bu herhalde alevden etkileniyor. Bunu şey alevden al lazım. Oha böyle şey yapıyor. Tamam etkileniyor şu anda. Tamam güzel hasar. Güzel hasar. Tamam güzel hasar. Özel yeteneğimiz de bulmamız gerekiyor bununla diyeceğim de abi bittik gibiyiz. Abi bittik.
zaman deneyimi kullanıyor. Tamam, güzel hasar. Güzel, tamam. Kaçayım ben. Yapıştı. Vur 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 vur. Vur abi, vur vur vur. Korunuyor bile pislik ya. Korunma lan. Korunma oğlum. Öleceksin ha. Öleceğim. Oha, bir canı daha var. Oha, bu ne? Biz daha sarı canını alabilirim bir şey. Eyvah, hayva yedik abi. Hayva yedik, öleceğim bence ama. Hadi hadi. Bir vuruyoruz hala. Oğlum ateşle vuruyorum sana. Nasıl bir vuruyorum ya? Ha? Hasar ye ya. Hasar ye abi. Normalde özellikle elini yazalım. Tamam, öldü ya. Ölmüş kadar oluyor aslında. Hadi abi, ne biçim hızlı bir kalbinde ya. 10 farklı atıyoruz ya. Ya çekiş oynamayı bu yüzden sevmiyorum abi. Hançer olacaktı, kılıç olacaktı var ya. Baksana 10 saatte atıyor ya. Bak hala atmıyor. Bak. Ateşi şu an atamıyorum. Aha yine birinci. Kafayı yiyeceğim ya. Allah Allah. Lan atsana oğlum. Atsana lan, atsana. Allah Allah. Allah Allah, ne kadar sinir bozucu bir bölümdü ya. Ne kadar sinir bozucu bir bölümdü ya. Yarım saatte balta atıyor ya. Yarım saatte. Oha, altına bak. O anahtar ne lan? Anahtar ne kadar güzelmiş. Sandık kırılırsa artık. Eyvallah. Tamam, artık açabiliriz herhalde. Tamam. Wow, özel zırh. Bu neymiş abi? Zaman devrecisi elbisesi. Oha, %300 büyü gücü mü? Sen şaka yapıyorsun. %300. Merhaba. Kimsin lan? Kral mı? Ne olur kral olmasın. Oğlum ne olur kral olmasın lan. Oğlum bak vallahi yeter. Az önce bossa cebelleştim zaten. Yoksa... Ha, zindanı bitirme. Tamam, bitireyim. Tamam, ben gidiyorum, eyvallah. Ya eyvallah, yapacak bir şey yok. Evet sevgili arkadaşlar, bu bölümde bu şekildeymiş. Ben bir şey gelecek, bir şey olacak zannettim ama. Aa, devam ediyor. Sen kimsin? Ne oluyor abi? Aha. Şu an biz kralın şeyindeyiz galiba. Zihnin içindeyiz. Sen sadece hizmet ediyorsun. Yani bir hizmetkarsın. Yani kötü bir fikir şey yaptığından eminim falan diyor. Oğlum niye İngilizce ya? Oğlum niye İngilizce? Heh, devam edecek. Bize işkence edecek galiba belli ki. Başımıza bayağı iş gelecek sıradaki bölümde. Hadi bakalım. Ben şimdiden kalkan bastım ama bir işe yarayacak. Abi neler oluyor ya? Abi neler oluyor ya? Acaba neler olacak? O kadar çok merak ediyorum ki videoda yaklaşık yarım saat oldu ya. Keşke şunu müzikle beraber de oynayabilsek ama yapılabilecek bir şey yok maalesef. Yeni bir başarı açıldı. Ödülleri vesaire alacağız. Ondan sonra videoyu yavaştan sonlandıracağım. Umarım video kanala yetişir yarına. Anında yeni zırhımız hayırlı uğurlu olsun. Bir işe yarıyor mu bari? Yani video o kadar uzadı, bari değilsin. Asal saldırı gücü %100. Onun dışında çöp. Tamam. Hatıra olarak kalsın. Zaten yerimiz bol. Bol bol yerimiz var. O yüzden sıkıntı yok. Evet. Sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda bu şekilde. Üçüncü yaması maalesef alamadım. Altın anahtar yoktu çünkü. Yapacak bir şey yok. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bayağı keyif aldım. Bakalım sıradaki bölümde ne olacak? Oha, buranın devamı yukarıda. Wow. Oha. Oha. Olaya bak. Oha, çok iyi. Sonra da buradan devam edecek herhalde. Oha, çok iyi. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza oynat basitinden de başka oyun serilerimize ve çeklerimize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.